Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Reuters'un geçtiği son dakika haberine göre Hamas lideri İsmail Haniye, İran'da düzenlenen suikast sonucu şehit oldu. Hamas'ın lideri Haniye yönelik Tahran'da düzenlenen suikast sonucu şehit olduğu haberi dünya gündemine bomba gibi düştü. İran Devlet Televizyonu tarafından yapılan açıklamada Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da uğradığı saldırı sonucunda şehit oldu. Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gitmişti. İranlı yetkili İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesinin ülke dışından fırlatılan güdümlü füzeyle gerçekleştirildiğini bildirdi. Hamas hareketi İsmail Haniye'nin bu sabah İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı. Hamas, İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürüldüğü saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini duyurdu. Filistin resmi haber ajansı Vafa'da yer alan habere göre Devlet Başkanı Abbas, Haniye'ye yönelik suikasti şiddetle kınadı. Haniye'nin öldürülmesini korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak nitelendiren Abbas, Filistin halkını da İsrail işgaline karşı direnme ve birlik olmaya davet etti. Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin Eşşeyh de Haniye'nin öldürülmesini şiddetle kınadı. İsrail ordusu 10 Nisan'da Ramazan bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati mülteci kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı da vurmuştu. İran'da uğradığı saldırıda şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye'nin röportaj verdiği son gazeteci Kemal Öztürk, Haniye'nin Allah'ın izniyle bu savaşı kazanacağız, bu uğurda canımızı vermeye hazırız dediğini aktardı. Suikast sonrası Beyaz Saray ve Rusya'dan ilk açıklamalar geldi. Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasında İsmail Haniye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberi gördük ifadesi kullanıldı. Yetkilinin konuyla ilgili detaylı bilgi vermediği aktarıldı. Hamas hareketi ve İran devrim muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada Haniye'nin Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti. İsrail ordusu Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınmıştı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Haniye'nin ölümünün ardından İsrail'e yönelik bir saldırı olması halinde ABD'nin İsrail'i savunmaya yardım edeceğini açıkladı. Austin, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesinin ardından bölgedeki gerginliği azaltmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Haniye suikastı bölgede gerilimi daha da arttıracak, kesinlikle kabul edilemez bir eylemdir açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesine lanetliyoruz. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz. Netanyahu hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu saldırı aynı zamanda Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde bölgemiz çok daha büyük çatışmalara karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının hakkı davasını desteklemeyi sürdürecektir.